Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal murselin ve ilhame melaiketil mukarrabin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için o günden bugüne kadar bize din-i celil İslam'ı, şeriat-ı gırra-i Muhammedi'yi, ulûm-i şer'iyi elden ele, dilden dile öğreten, öğrenmemize vesile olan bütün müfessir, muhaddis, müellifin ve cemii ulema-i kiramın da ruhları için hususen kitabını okuyarak istifade edeceğimiz İbn Hacib merhumun da ruhu için ve kafi üzerine şerh ve haşiye yazmış olan, talikat yapmış olan bütün ulemanın da ruhları için, her birimizin, bütün geçmişlerimizin ruhları için, ayrıca bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ruhları için, aile bireylerimizden, aile büyüklerimizden, toprağın altında bizden dua bekleyenlerin de ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli arkadaşlar, bu dönem sizinle beraber Kafiye dersini okumamıza arkadaşlar karar verdiler. Nasip olursa bir program dahilinde Kafiye'yi başından sonuna kadar sizinle beraber Rabbim nasip ederse bitirmiş olacağız. Kafiye kitabının yazarı İbn Hacib Hazretleri'dir. İbn Hacib Hazretleri Cemalü Din künyesiyle künyelenmiş. Osman bin Ömer bin Ebi Bekir diye isminin silsilesi böyledir. Osman bin Ömer bin Ebi Bekir olarak Mısırlı bir alimdir. Kürdiyül asıldır. Yani Kürdistan'dan gerçekten çok büyük alimler yetişmiştir. Dini celil İslam'a güzel hizmetler vermişlerdir. İbn Hacib Hazretleri'nin babası Selahaddin Eyyubi'nin dayısının oğludur. Meşhur Selahaddin Eyyubi'nin dayısının oğludur. Küs Emiri İzzüddin Musek Es-Salahi'nin hacibi olduğundan dolayı babası buna da İbn Hacib denmiş oldu. İbn Hacib denmiş olması, babası Kus emiri İzzüddin Musek Es-Salahi'nin hacibi olduğundan dolayı buna da İbn Hacib denmiştir. Dolayısıyla nahiv ilminde tebahhur etmiş olan İbn Hacib Hazretleri kafiyesiyle çok meşhurdur. İbn Hacib Hazretleri Malikiyül mezheptir. Maliki mezhebinde yazmış olduğu fıkıh ve usulü fıkıh ile Maliki mezhebinin umdesini, ana omurgasını oluşturmuştur. Şunu görüyoruz, tarihte büyük alimler fıkıhta ve usulü fıkıhta tebahhur ettikleri gibi gramer ilmine de çok önem vermişlerdir. İbn Hacib Hazretleri'nin kafiyesi, Basra ekolünün lideri olan İmam Sibeveyh'in El Kitap isimli 5 ana bölümden ibaret çok büyük hacimli olan kitabın, bir de aslında Türk asıllı olan ama Araplara "Ey Araplar, gelin ben size kendi dilinizi öğreteyim" diyen Carullah Zemahşeri'nin El Mufassal'inden sonra yazılmış, onları özetleyen en mükemmel bir eserdir. Onların özeti olma mahiyetinin ötesinde başlı başına bir teliftir İbn Hacib'in kafiyesi. İbn Hacib kafiyesini yazarken nahivde, sarfta da şafiyesini yazmıştır. Bir eserin üzerinde ne kadar şerh, haşiye ve talikat varsa o eserin değerini ortaya koyar. Kafiye üzerine takriben 150 civarında şerh, haşiye yazılmıştır. Aynı şekilde sarf ilmine ait olan Şafiye isimli eserin üzerine de hem kendisi şerh yazmıştır, hem de birçok 50'ye yakın insan Şafiye üzerine şerh ve haşiye yazmışlardır. İbn Hacib Hazretleri kafiyesinde Carullah Zemahşeri'den farklı olarak Carullah Zemahşeri mufassalde sarf nahvi karıştırmış. Oysa İbn Hacib Hazretleri nahvi kafiye diye, sarfı şafiye diye ayrı ayrı birer eserde yazmıştır. Sibeveyh'in El Kitabı da sarf, nahiv, maani, beyan, bedi' gibi birçok ilimden müteşekkildir. Binaenaleyh sahasında, yani nahiv sahasında muhtasar bir eser olması bakımından kafiye, masebakinden, seleflerinden biraz daha farklıdır. İbn Hacib Hazretleri kafiyesinde çok fazla konuşmaz. Az konuşur, öz konuşur. Fazla konuşmayı sevmez. Dolayısıyla bazı kuralları verdiği örneklerden sen çıkarman gerekir. Gizli konuşan, hani karda yürür de izini belli etmez derler ya, yani gizli konuşan ama ilmi konuşan bir yapısı vardır. Şimdiye kadar Avamil ve İzhar okuduk nahivde. Avamil ve İzhar aynı müellifin eseridir. İmam Birgivi Hazretleri'nin eseridir. Avamil'de ve İzhar'da prensip nasıldı? Önce amil, sonra mamul, sonra irab diye bu şema altında konulara girmişti. Oysa kafiye öyle yapmayacaktır. Kafiye önce isim, sonra fiil, sonra harf. İsimle ilgili ahkamı sayacaktır. Sonra fiil ile ilgili ahkamı sayacaktır. Sonra harf ile ilgili ahkamı sayacaktır. Mesela İzhar'da biz mamul merfu kaçtır diyorduk? 9 diyorduk. Doğru mu? Ama kafiyede bu 8'e inecek. Niye ki 8'e inecek? Çünkü İzhar'daki mamul merfudan birisi nevasıptan, cevazımdan hali olan fiil muzareydi. İsim bahsinde fiili hiç karıştırmaz. Mamul merfudan birisi de nevasıptan, cevazımdan hali olan fiil muzaridir demez. Çünkü o fiille alakalıdır. O onunla ilgili söyleyeceğini nerede söyleyecek? Fiil bahsinde söyleyecek. Nesbedenler, cezmedenlerle alakalı bilgiler nerede gelecek? Harf bahsinde gelecek. Dolayısıyla her konuyu kendi çerçevesinde işlemeye gayret eden ve bu konuda hassasiyet gösteren birisidir. Şimdi hemen dersimize geçelim. İbn Hacib Hazretleri bir noktaya vurgu yapmak istiyorum tekrar. İbn Hacib Hazretleri Doğu İslam dünyasında daha çok nahivci olarak, gramerci olarak, sarf ve nahivci olarak bilinirken Batı İslam dünyasında ise fıkıhçı ve usulü fıkıhçı olarak biliniyor. Özellikle altını çizmek istediğim nokta şurasıdır. Bazıları fıkıhta, tefsirde biraz mesafe kat edince veya hadiste biraz mesafe kat edince sarf ve nahiv ilimleriyle meşgul olmayı adeta zait bir şey olarak görüyor. Bu bir insanın ayağına küsmesi, bir insanın ayağına kurşun sıkması manasındadır. Çünkü ayak olmazsa baş ne işe yarayacak? Efendi Hazretlerimiz ayakları ağrımaya başladığı zaman kendisini bir ziyaret ettiğimde bana şu ifadeyi kullandı. Ali Efendi, ben zannederdim ki insan vücudunda en önemli yer baştır. Meğer ayaklar da önemliymiş. Dolayısıyla arkadaşlar, geçmişimize baktığımız zaman mesela Carullah Zemahşeri, değil mi? Carullah Zemahşeri Keşşaf tefsirini duymuşsunuzdur. Keşşaf tefsirinin sahibi büyük müfessir, büyük alim. Bu insan ne yapıyor? Sarfta, nahivde mufassal diye bir eser yazıyor. Yani bırakın bunu da çoluk çocuk yapsın demiyor yani. Bu bakımdan ne kadar biz tefsirde, fıkıhta, hadiste, ilmi kelamda tebahhur edersek edelim, ileriye doğru gidersek gidelim, hiçbir zaman sarf ve nahve ne yapmayacağız? Küçümseyerek bakmayacağız. Onu okumak, okutmak, onda yeni bilgi sahibi olmak bizim için tefsirde, fıkıhta bilgi sahibi olmak gibi önemlidir. Efendi Hazretlerimizin bir sohbetinde kullandığı efendim ayet ve hadise dayanan bir şey değildir ama bir zuhurat olarak işimize yarar diye söylüyorum. Molla vefat ediyor. Henüz tefsir, fıkıh, hadis ilmine gelmemiş, sarf ve nahiv okumuş, vefat ediyor. Vefat edince kabirde münker ve nekir melekleri kendisine sual sormaya başlayınca kalp gözü açık olan kabrin üzerinden seyreden birisi bakıyor ki "Men Rabbuke" sorusu soruluyor Molla'ya. "Men Rabbuke" sorusu sorulunca Molla "Men" mukaddem haber, "Rabbuke" muahhar muhteda diyor. Şimdi o nahivde mesafe kat etmiş, sanki böyle bir soru sorulmuş gibi cevap veriyor. Melekler şaşırıyorlar, böyle bir cevap bilmiyorlar. Melekler Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine "Ya Rabbi, bu kul bize bir cevap verdi ama biz anlamadık cevabı." Rab Celle ve Ala Hazretleri "Kullarım benim dinimi, kitabımı, Habibimin sünnetini öğrenmek için bir takım kurallar koymuşlardır. O kurallar sarf ve nahiv kurallarıdır. Bu kulum size nahiv kuralı ile cevap veriyor. Rabbiyallah gibi cevabını kabul edin" demiş. Yani mukaddem haber, muahhar muhtedar demiş ama onu Rabbiyallah cevabını nasıl kabul ediyorsanız bunu da öyle kabul edin demiş. Tabi bu bir mev'izadır ama sonuç itibariyle bu yolda yürüyen insan ulûm-i şer'iyyeyi öğrenmek için bu altyapıyı öğreniyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Tefsirde, fıkıhta ve ileri derslerde her zaman sarf ve nahve ihtiyaç var. Bir kelimenin aslını, iştikakını yanlış bilmek yanlış manaya götürür. Bir kelimenin atıftaki bağlantısını, bir kelimenin zamirinin merciindeki bağlantısını yanlış yaptığınız zaman farklı mana doğar. İbn Kesir tefsiri var. Bunun Türkçe İbn Kesir diye bir tercüme vardır. Kaç cilttir? Çok önceden yazılmıştı. Açtım birinci cildinin Elif, Lam, Mim o baş tarafta. Açıklama yaparken diyor ki Elif, Lam, Mim. Elif ene demektir. Lam Allahu demektir. Mim de alemu demektir. Buna işarettir diyor. Elif, Lam, Mim. Ene Allahu alem. Mana veriyor buna. Diyor ki manası şu. Ben Allah'ı en iyi bilenim diyor. En Allahu alem. En Allah'ı alem. Ben Allah'ı en iyi bilenim diyor. Şimdi kocaman tefsir kaç cilt? 20 küsur cilttir onun tercümesi. Elif Lam Mim'e Arapça eserde görmüş. Ne görmüş? Elif Lam Mim birisi ene, birisi efendim Allah'ı, birisi de alem. Onun şifresidir. Onun ihtisar edilmişidir diyor. Bir de mana veriyor ona. Mana verirken ne diyor? Ben Allah'ı en iyi bilenim. Halbuki biz biliyoruz ki ismi tafsil muttefakun aleyhtir. Mef'ulü bih'te amel etmez. Allah'ı ne yaptı? Mef'ulü bih yaptı. Yani kıyamet kopsa bile ismi tafsil mef'ulü bih'te amel etmez. Bu adam hem ismi tafsile amel ettirdi, hem de mef'ulü bih'i de takdim ettirdi. İleride amel edemiyor bu. Geridekini amel ettirdi. Alemu ismi tafsil, en iyi bilen. Alemu ismi tafsil, Allah'a da amel etmiş oldu. Hem mef'ulü bih'te amel etmiş oldu, hem de mef'ulü bih'i takdim etmiş oldu. Şimdi ne kadar müfessir olursan ol, ne kadar cilt tefsir edersen et ama nahiv kuralını bilmeyen adam ne yapıyor? Çuvallıyor. Yaptığı yanlışın farkında değil. En Allahu alem nedir? Ene muhteda, Allahu ikinci muhteda, alemu haberdir. Ene ben, Allahu ben Allah, alem en iyi bilenim. Ben Allah en iyi bilenim. Yani ene muhtedadır, Allahu alemu cümlesi onun haberidir. Ancak böyle olabilir. Yoksa o verilen mana nedir? Mümkün değildir. Peki arkadaşlar, yani nahiv ilminin, sarf ilminin küçümsenecek bir ilim olmadığını, müfessir, tefsirle meşgul olan insanın buna muhtaç olduğunu, fıkıh usulü fıkıhla meşgul olan insanın buna muhtaç olduğunu, her zaman dini ilimlerle meşgul olacağımız her zaman bizim sarf ve nahiv kriterlerine, kurallarına ihtiyacımız olduğunu unutmamak lazım. Arkadaşlar bizim literatürde, sadece dini eserlerde değil, İslam dünyasında bir tarih bile yazılacak olsa, yazılacak olan her eser besmele ile, hamdele ile başlanır. Neden besmele ile, hamdele ile başlanır? Bu konuda varit olan hadis-i şerifler olduğu gibi, bir defa bizim anayasamız olan Kur'an-ı Kerim ne ile başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Yani kitabımıza, Kur'an'ımıza iktidaen, ittibaen bir defa biz besmele ve hamdele ile başlarız. İkincisi, bir değerli iş besmele ile başlanmazsa küllü emrin zîbâlin lem yübde fîhi bi bismillâhi fehu abtar. Besmele ile başlanmayan her şey bereketten kesilmiştir. Bir başka rivayette hamdele ile başlanmayan şey bereketten kesilmiştir. Oysa İbn Hacib'in kafiyesinde besmele ve hamdele kitabın baş tarafında görmüyoruz. El kelimetü diye başlıyor. Bir, bizim dini literatürde yazılan ister sarf, ister nahif, ister tefsir, ister fıkıh hangisi olursa olsun her birisinde besmele ve hamdele ile başlanıyor. Ayrıca bu konudaki hadis-i şerifler de besmele ile başlamamızı tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Buna rağmen neden besmele ve hamdele ile başlamamıştır sorusunun cevabı şudur. Gerçekten İbn Hacib Hazretleri'nin hayatını İslam Ansiklopedisi'nde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde okuyabilirsiniz. İbn Hacib Hazretleri ilimde tebahhur etmiş olan bir alim olmasının yanında çok vefakar birisi, çok da mütevazı birisiydi. Yazmış olduğu kafiye, Osmanlı medreselerinin tamamında, bugün Türkiye'de, Pakistan'da, Hindistan'da, medreselerin çoğunda, hele eski usulü takip edenlerin aşağı yukarı tamamında ana kitap olarak nahivde mutlaka okutulur. Kafiyesiz değildir. Bu da Allah-u Teala'nın İbn Hacib Hazretleri'nin eserlerine verdiği bereketin göstergesidir. Yani yazılmış nice nahiv kitapları var değil mi? Ama kafiyenin yerini tutan, yani kafiye kadar rağbet gören Osmanlı medreselerin tamamında, Pakistan'da, Hindistan'da ve Türkiye'de gelenek çizgisinden devam eden bütün medreselerde aşağı yukarı izhar ve kafiye okutulmaktadır. Bu gerçekten çok ihlaslı birisiydi, takva birisiydi, çok mütevazı birisiydi. Kitabının baş tarafında besmele ve hamdeleyi almamasının ana fikri şu. Benim yazdığım bu eser, benden önce eser yazan Sibeveyh gibi, Carullah Zemahşeri gibi, o büyüklerin eserin yanında benimki eser değildir. Ben şimdi kalkıp besmeleyi, hamdeyi başına yerleştirip al sana bir kitap deyip onların kitabı gibi bir kitap ortaya koymuş değilim. Benimkisi onların yanında müsvedde gibidir demiş oluyor. Peki akla şöyle bir soru geliyor. Ama besmele ile hamdele ile başlanmayan bereketsiz olur. Besmele illa yazılı olması gerekmez ki. Hem boy abdesti almıştır, hem besmele çekmiştir, hem hamdele çekmiştir, hepsini yapmıştır. Yani besmele ile başlanmayan, hamdele ile başlanmayan demek besmeleyi yazmadan başlayan, hamdeleyi yazmadan başlayan anlamına gelmez. Peki arkadaşlar, nahiv ilminin tarifini İzhar'da yapmışsınız değil mi? Yani nahiv ilminin tarifini İzhar'da biliyorsunuz. Sarf ilminin, nahiv ilmin tariflerini yapmışsınız. Her ilmin bir tarifi vardır. Ona ben girmeyeceğim. Ayrıca her ilmin bir mevzusu vardır. Bu ilmin mevzusu nedir? Kelime ve kelamdır. Yani nahiv ilminin mevzusu nedir? Kelime ve kelamdır. Evet, mu'rablik ve mebnilik açısından kelime ve kelamdır. Öyleyse bizim nahivde kelime ve kelamı önce bilmemiz lazım. Tamam. Dolayısıyla Musannif Hazretleri ne yapmış oluyor? Kelimenin tarifiyle başlamış oluyor. Şimdi arkadaşlar, el kelimetu lafzun vudi'a li ma'nen mufredin. Kelimenin tarifi bu arkadaşlar. Tariflerde bir özellik vardı. Neydi tariflerdeki özellik? Her tarif efradını cami, ağyarını mani olması lazım. Öyleyse bu tarifte efradını cami, ağyarını mani olması lazım. Peki, tariflerde birinci kelime cinstir. Mantık okumuş muydunuz? Tariflerde birinci kelime cinstir. Efradını da, ağyarını da içerisine alır. Tariflerde birinci kelime cinstir. Efradını da, ağyarını da içerisine alır. Sonra gelenlere fasıldır. Yavaş yavaş ağyarını dışarı çıkarmış olur. Şimdi burada biz lafzun vula'a limanen müfredin kaç kelime kullandı? Bir lafız, iki vula'a, üç limanen, dört müfredin. Dört kelimeyi bilmemiz lazım. Bir defa birincisi lafızdır. Lafız ne demektir? Lafız, lügat itibariyle insanın ağzından attığı her şeye lafız denir. Yani çekirdek de atsa buna lafaztu et-temrate, hurmanın çekirdeğini attım dersin. Ağızdan çıkan manalı, manasız, müfred, mürekkep her söze, her şeye, lafız itibariyle, lügat itibariyle arkadaşlar ağızdan atılan her şey. Ağızdan atmak manasındadır. Ancak ıslahta ise lafız nedir? Islahta lafız ma yeteleffazu bihil insan qalilan kana ev kesiran muhmelen ev musta'melen diye ifade edilir. Ben Türkçe olarak söyleyeyim. Yani lafız insanoğlunun telaffuz etmiş olduğu her şey. Az olur, çok olur. Manalı olur, manasız olur. Demek ki ağızdan çıkan her söze ne denir? Manalı olsa da olmasa da, müfred mürekkep olsa efendim hiç fark etmiyor. Ağızdan çıkan her söze ne deniyor? Ma yeteleffazu bihil insan. İnsanın telaffuz ettiği manalı, manasız, müfred mürekkep her söze lafız denir. Lafız tamam mı arkadaşlar? Şimdi ikinci kelime burada vazı'dır. Vazı'nın tarifini biliyor musunuz? Taksisu şeyin bir şeyin bi haythu meta utlika ev hisse şey'ül evvel fuhime minhu şey'ü's sani diye bir tarif var. Bu tarifi biliyor musunuz? Biliyorsanız es geçeceğim, bilmiyorsanız anlatacağım. O zaman yazıyorum tarifi. Vazı' nedir? Taksisu şeyin bi şeyin bihaythu meta utlika ev uhisse şey'ül evvelu fuhime minhu şey'ü's sani. Fuhime minhu şey'ü's sani. Şimdi arkadaşlar bu vaz'ın tarifidir. Malumunuz sarf ilmi, nahv ilmi olduğu gibi bir de vazı ilmi var. Ne var? Vazı ilmi var. Vazı ile ilgili risaleler var. Nahv ilmi kadar çok büyük eserler değildir. Büyük olanı da var ama vazı ilmi efendim başlı başına bir ilimdir. Vaz'ın tarifi nedir? Arkadaşlar vazı dediğimiz zaman bu illa lafız olması şart değildir. Mesela kalem ağzımdan çıkan bir lafızdır. Ne için vazı edildi? Kalem deyince aklına ne geliyor? Bu geliyor. Demek kalem buna vazı edilmiştir. Efendim tahta deyince vazı edilmiştir. Akla bu geliyor. Peki illa lafız olması şart mıdır? Mesela trafikte şunu görüyorsunuz. Ne anlıyorsun bundan? Park yasaktır anlıyorsun değil mi? Şimdi o zaman şu ne için vaz edilmiştir? Park yasaktır için vaz edilmiştir. Veya gidiş gelişi gösteren değil mi? Dönüşün yasak olduğunu gösteren, tek yönlü olduğunu gösteren trafik işaretleri var. Bunları gördüğün zaman bir mana anlıyor musun? Anlıyorsun. Ha, orada bir tahsis var mı öyleyse? Var. Binaenaleyhi vazı dediğimiz zaman sadece lafızda mı olur? Olmaz. Ha. O zaman şimdi konuşalım. Biz önce kalemden başlayalım. Kalemi uygulayacağım burada. Kalem bu değil. Kalem ağzımdan çıkan lafız. Lafız efendim kalem lafzı. Tahsisu şeyin bir şeyi tahsis etmektir. Yani kalem sözünü. Bir şeyin bir şeyi o da budur. Kalem sözünü buna tahsis ettim. Bu kadar eşyanın içerisinde kalem deyince akla bu geliyor. Perdeler gelmiyor, tahta gelmiyor, koltuk gelmiyor, başka hiçbir şey gelmiyor. Demek ki ne olmuş? Taksisu şeyin, ağzından çıkan kalem sözü tahsis edilmiş. Bir şeyin bir şeye, buna tahsis edilmiş. Bihaysu, öyle ki meta utlika, kalem dendiği zaman, itlak edildiği zaman, eşşeyül evvelü, birinci şey, hangisiydi o? Kalem. Fuhime minhu, ondan anlaşılır. Eşşeyül sani, ikinci şey, yani bu anlaşılır. Demek ki tahsisu şeyin bir şeyin bihaysu meta utlika ev hisse şeyül evvelü fuhime minhu şeyül sani. Anlaşıldı mı burası? Trafik işaretini şuna geldim şimdi. Şu nedir? Tahsisu şeyin, şu işareti tahsis etmektir. Bir şeyin bir şeye, nedir? Park yasağına. Bihaysu, öyle ki meta uhisse, ne zaman bu hissedilirse, görülürse, eşşeyül evvelü, şu görülürse, fuhime minhu şeyül sani, ondan ikinci şey anlaşılır. Park yasağı anlaşılır. Uhisse neden getirildi? Çünkü vazı sadece nerede olmuyor? Sadece lafızda olmuyor. Tahsisin olduğu her yerde ne vardır? Vazı vardır. Arkadaşlar, lafız مَا يَتَلَفَّزُ بِهِ الْاِنْسَانِ قَلِيلًا كَانَ اَوْ كَثِيرًا, az olsun çok olsun insanoğlunun manalı manası telaffuz ettiği her şey lafız deniyor. Vazı nedir? Tahsis-i şeyin bir şeyindir. Peki limanen, bir manaya tahsis edilmiş olacak. Zaten kalem dendiği zaman manası buydu. Bir şey kelime olabilmesi için önce lafız olmalı. İkincisi, onda bir vazı olmalı. Bir manaya vazı olmalı. Bir de ne olmalı? Müfret olmalı. Şimdi mananın izaha ihtiyacı yok, bilinen bir şeydir. Müfretle ilgili şimdiye kadar bilgilerinizi bir tazeleyelim. Müfret kelimesi kullanıldığı yere göre anlam ifade eder. Müfret demek mürekkep olmayan demektir. Müfrettir, yani mürekkeptir. Mürekkep değildir. Müfret tesniye cimi olmayan demektir. Müfrettir, yani tesniye cimi değildir. Müfrettir, yani muzaf değildir. Müfrettir, yani cümle değildir. Şimdi müfret kelimesi birçok manaya geliyor, değil mi? Müfrettir, yani tesniye cemi değildir. Müfrettir, yani mürekkep değildir. Müfrettir, yani muzaf değildir. Müfrettir, yani cümle değildir. Dolayısıyla müfret bu manalardan yerine göre hangisini seçmemiz gerekiyorsa onu seçeceğiz. Mesela Ez-Zeydani, Ez-Zeydune'nin karşısında Zeydune ne deriz? Müfrettir. Yani ne değildir? Tesniye cemi değildir deriz. Şu muzaftır ama şu müfrettir. Yani muzaf değildir deriz. Şu cümledir ama şu müfrettir. Müfredi cümle üzerine atfettik demek, cümle olmayanı cümlenin üzerine atfettik demektir. Veya cümleyi müfred üzerine atfettik. Bu manada kullanılır. Yerine göre. Buradaki müfret ne demektir? Buradaki müfret mürekkebin zıttıdır. Buradaki mürekkep neyin zıttıdır? Müfret mürekkebin zıttıdır. Müfret demek burada mürekkep olmayan demektir. Peki mürekkep olmayan müfredi nasıl tarif ederiz? Lafzının cüz'ü, manasının cüz'üne delalet edene mürekkep, lafzının cüz'ü, manasının cüz'üne delalet etmeyene müfret denir. Tekrar ediyorum. Lafzının cüz'ü, manasının cüz'üne delalet edene mürekkep, lafzının cüz'ü, manasının cüz'üne delalet etmeyene müfret denir. Mesela kalem dediğimiz zaman bu ağzımdaki lafız, ağzımdan çıkan lafızdır. Manası budur. Lafzının cüz'ü kalemde Arapça olarak baktığın zaman kaf, lam, mim. Türkçe olarak baktığın zaman daha farklı, fazla harfleri çıkacaktır. Şimdi Arapça olarak düşünelim biz. Kaf, lam, mim. Bu üç harften kaf, kalemin bir kısmına, lam öbür kısmına, mim öbür kısmına delalet eder mi? Etmez. Öyleyse kalem nedir? Müfrettir. Kalem müfrettir. Dolayısıyla kelimenin tarifinde efendim müfret kaydı vardır. Mürekkep olanlar kelimenin tarifine girmiş olmazlar. Mürekkep olana ne denmez? Kelime denmez. Zeydun qaimun kelimetün denmez. Çünkü o nedir? Mürekkep. Gulamu zeydin, efendim lafzın cüz'ü manasının cüz'üne delalet ediyor mu? Ediyor. Buna ne denmez? Müfret denmez. Şimdi lafzı öğrendik. Vazı öğrendik. Manayı biliyoruz. Müfredi de öğrenmiş olduk. Şimdi geçelim tarife. Tarifi görelim. El kelimetü, kelime nedir? Lafzun, lafızdır. O zaman bu tarifin cinsidir. manası olan, olmayan, müfred olan, mürekkep olan, değil mi? Manaya vaz edilen, vaz edilmeyen hepsi bunun içerisine girmiş oldu. Bu tarifin nesi oldu? Cinsi oldu. Efradın, eyyarın cem etti orada. El kelimetü lafzun lafızdır. Öyle lafız ki vud'a li manen. Vud'a vaz edildi. Ne için vaz edildi? Li manen, mana için vaz edildi. Şimdi mana için vaz edildi deyince biraz önce lafza girdiği halde burada neler çıkmış oluyor arkadaşlar? Bir manaya vaz edilmeyen, mühmel diyoruz ona, mühmel. Manası olmayan lafızlar tariften çıkmış oluyor. Ama mürekkepler kalıyor değil mi? Mürekkepler kalmış oluyor. Mürekkepleri de çıkarmak için müfred, lafzun vul'ali manen müfredin. Müfred mana için vaz edilmiştir. O zaman müfred neydi? Lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmeyen, her lafzının cüzü manasının cüzüne delalet eden mürekkeptir, müfred değildir. Ona ne denmez? Kelime denmez. Binaenaleyh gulamu zeydin, zeydin kölesi manasında. Zeydun alimun, zeyd alimdir manasında. Buna ne denmez? Müfred denmez. Müfred denmediği için, müfred olmadığı için de buna ne denmez? Kelime denmez. Kelimenin tarifine girmiş olmuyor. Arkadaşlar, Sübhanellevi Esra'yı hatırlar mısınız? Sübhanellevi Esra bi'abdihi leylen. Sübhanellevi, o Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim ki Esra yürüttü bi'abdihi kulunu leylen gece. Esra ne demektir arkadaşlar? Esra gece yürütmek demektir. Esra gece yürüttü bi'abdihi kulunu leylen gece. Öyle mi mana veriyoruz? Öyle mana vermiyoruz. Esra'da iki mana var. Gece yürüttü. Sadece yürütmek değil, gece yürütmek. Şimdi burada ileride leylen zikredildiği için Esra'da tecrid sanatı uygulanıyor. Tecrid sanatı şu demektir. Esra'dan gece manasını tecrid ediyoruz. Sadece yürüttü manası veriyoruz. Sübhanellezi esra yürüttü bi'abdihi kulunu leylen gece yürüttü. O gece manasını ileride özel lafız zikredildiği için burada ne yapıyoruz? Tecrid sanatı denir buna. Tecrid sanatı uygulanmış oluyor. Tamam. Aynı tecrid sanatı şu bu tarifte de uygulanmıştır. Çünkü vud'a dendiği zaman zaten vud'a'da mana var mıdır yok mudur? Tahsis-i şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeye tahsis ediyorsun. O bir şeyden birisi lafızdır, birisi nedir? Manadır. Öyleyse vud'a dendiği zaman zaten manen var mı orada? Vardır. Vud'a dendiği zaman manen olduğu halde burada limanen zikredilmesi neye binaendir? Tecrid sanatına göredir. O zaman vud'a tahsis edildi, limanen bir manaya tahsis edildi. Anlamı çıkmış oluyor buradan. Tamam. Anlaştık buraya kadar. Şimdi arkadaşlar bu tarife göre kelimenin tarifi yapılmış olduğu ne dedik? Lafzun vud'a limanen müfredin. Bazı alimler İbn Hacib'in bu ifadesini, kelimeye yapmış olduğu tarifi tenkit etmişlerdir. Bu müfred kelimesi üzerinde limanen müfredin, limanen müfredun, hat müsait olmazsa bile limanen müfreden diye de okunması söz konusudur. Onlara girmeyeceğim. Onlar Molla Cami'deki derslerinize ait bir durum olacaktır. Şimdi burada İbn Hacib'e yapılan itiraz, haklı bir itiraz yapılıyor. Nedir o haklı itiraz? Size ben şimdi iki tane kelime yazacağım ve bu iki kelimeyle ilgili el-Kaimu, bir de Abdullah. Arkadaşlar el-Kaimu kaç kelimedir? Efendim? İki kelimedir. Abdullah kaç kelimedir? İki kelimedir. Peki, Abdullah iki kelimedir ama müfred midir, mürekkep midir? Efendim? Müfrettir. Çünkü lafzının cüzü, manasının cüzüne delalet etmediği için müfrettir. O zaman, alem olan Abdullah gibiler tarife girmiş olurlar. Halbuki Abdullah'ta iki tane irab var. Cani Abdullahi, Ra'eytu Abdallahi, Merartu bi abdillahi. Birisi muzaf ileyh olarak mecrudur. Abdu, abde, abdi de ala hasebil avamil nedir? Murattir. Demek ki Abdullah kelimenin tarifine giriyor. Müfred olduğundan dolayı giriyor. Peki el-kaim aslında iki kelimedir. Birisi elif-lam, birisi. Şimdi lafzın cüzü manasının cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor. El tarife delalet ediyor. Kaim de ayakta olan şahsa delalet ediyor. O zaman bu tariften çıkmış oluyor. Niçin? Müfred olmuyor. Lafzın cüzü manasının cüzüne delalet ediyor. Halbuki nahiv ilminin konusu nedir? Kelime ve kelamdır. Hangi açıdan? Murabilik ve mebnilik açısından. Ama el-kaimu'de bir irab var. İki kelime var ama bir irab var. Abdullah'ta ise iki tane irab var. Şimdi tarifin zahirine baktığımız zaman bu tariften çıkıyor, halbuki girmeliydi. Bu tarife giriyor, halbuki çıkmalıydı. Anlatabildim mi? Şimdi nahiv açısından baktığımız zaman iki irabla iraplanan Abdullah gibiler ne olmalı? Tariften çıkmalı. Tarife girmemeli. Peki el-kaim gibiler, bunlar arkadaş şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelime kabul ediliyor deniyor el-kaimu'ya. El-kaimu aslında iki kelimedir ama şiddetül imtizaç. Ne demek şiddetül imtizaç? Yani el-kaim'de elif-lam ne olmaz? Kaim'den ayrılmaz. Diyelim ki Kur'an'da ayet okurken sadece elif-lam üzerine durabilir misiniz? Vel vakfettim, nefesimi alamadım. Yani burada ne vardır? Şiddetül imtizaç vardır ama sonuç itibariyle nedir? Bu lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmiş oluyor. Şimdi Sahibül Müfassal Carullah Zemahşeri kelimenin tarifini yaparken hiyel lafzatu dalletu ala ma'nen mufredin bil vad'i demiş. Hiyel lafzatu vahdet manası getirerek el lafzatu bir lafızdır dedi. Yani şeye göre Carullah Zemahşeri'nin tarifinde ise lafzı nereye indirdi? Bire indirdi. El lafzatu dedi. Abdullah bir lafız değil. Ama el kaim şiddetül imtizaçtan dolayı ne sayılır? Bir lafız sayılır. İbn Hacib'in tarifi üzerine böyle bir itiraz gelebilir efendim. Peki şimdi el kelimetü lafzun vudu'a li ma'nen müfredin dedik. Lafzı anlattık, vazı anlattık, mana meselesini, tecrid sanatını söyledik. Müfred kelimesini söyledik. Müfred lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmeyendir dedik. Tamam arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Vahiye, kelime nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun. İsim, fiil ve harftir. Kelime, isim, fiil ve harften ibarettir. Arkadaşlar şöyle bir kural vardır. Es-sükût fi ma'rıdı taksim yufidül inhisar. Es-sükût, sükût etmek, fi ma'rıdı taksim, taksim mahallinde yufidül inhisara, inhisarı ifade eder. Yani bir şeyin kısımlarını saymaya başladın, 3 tane saydın, bıraktın. Şu demektir. Bunun kısımları 3 taneden ibarettir. 5 tane saydın bitirdin. Demek ki 5 taneden ibarettir. Es-sükût fi ma'rıdı taksim. Taksim ederken bir şeyi kısımlarını anlatırken taksim saydın 1, 2, 3 dedin bıraktın. Bu ne demektir? Yufidül inhisar. Yani o şeyin, maksimin, taksimini yaptığın şeyin kısımları bundan ibarettir. Başka kısmı yok demektir. Şimdi vehiye diyor kelime. Nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun. Taksim etti mi? Kelimeyi 3'e ayırdı mı? İsmun ve fi'lun ve harfun dedikten sonra sükût etti mi? Taksimi bitirdi mi? Bu ne ifade eder? İnhisarı ifade eder. Yani kelimenin kısımları isim, fiil ve harfe munhasırdır. Bundan başka bir kısmı yoktur. Peki şimdi ise inhisarın delilini anlatıyor. Şimdi ise ne yapıyor? İnhisarın delilini anlatıyor. Neden kelime 3 kısma munhasırdır? Gerçekten kelime ya isim olur, ya fiil olur, ya harf olur. Başkası yok mu? Hayır yoktur. İnhisarın delili nedir? Şimdi لِأَنَّهَا nedir? Delildir. Neyin delilidir? İnhisarın delili. İnhisar nereden çıktı? Es-sükût fi ma'rıdı taksim yufidül inhisar. Evet, لِأَنَّهَا çünkü kelime اِمَّا اَنْ تَدُلَّ ya delalet etmek şanındandır. Nasıl mana vereceksin arkadaşlar? اِمَّا اَنْ تَدُلَّ ya delalet etmek şanındandır. عَلَى مَعْنًا bir manaya fi nefsiha o kelime kendi nefsinde bir manaya delalet etmek şanındandır. Evla veya değildir. Yani kelime arkadaşlar şöyledir. Kelimeyi karşımıza aldığımız zaman ne kadar kelimeler varsa hepsini dizelim şöyle. Bakacağız. İki şeyden birisini bulacağız. Ya kelime kendi nefsinde bir manaya delalet eder veya kendi nefsinde bir manaya delalet etmez. Arkadaşlar bu konuyla ilgili izharda ismin tarifini okurken sahip olduğunuz bilgi size ışık tutacaktır. Benim anlatmamı kolaylaştıracaktır. Kelime kendi nefsinde bir manaya delalet etmesi veya etmemesi ne demektir? Kalem dediğim zaman bu lafız kendi nefsinde yani kalem lafzın dendiği zaman akla direkt bu geliyor mu? Kalem dendiği zaman akla bu gelebilmesi için bir başka zamm-i zamimeye yani önüne arkasına bir kelime katmama gerek var mı? Yok. Zamm-i zamime diyoruz. Yani önüne arkasına bir kelime katarak anlaşılıyorsa sadece başka türlü anlaşılmıyorsa o kendi nefsinde bir manaya delalet etmiyor demektir. Mesela hemen örneklendirelim arkadaşlar. Sirtü yürüdüm. Minel Basrati Basra'dan yürüdüm. Basra'dan ilel Küfeti Küfe'ye kadar yürüdüm. Şimdi o minel Basrati'deki Basra, Basra demektir. Min de den demektir. Öyle mi? Basra'dan diyor. Peki Basra deyince akla hemen ne geliyor? Basra geliyor. Peki Basra değil de sadece min desem ne anlaşılır? Hiçbir şey anlaşılmaz. Öyleyse min sadece tek başına zikredilirse bir zamm-i zamime yani önüne arkasına bir kelime katmadan sadece min zikredilirse bir manaya delalet etmez. Minin bir manası var ama kendi nefsinde değildir. Ne demek kendi nefsinde değildir? Elbette minin manası kendi nefsindedir. Yani minin manasını anlayabilmek için Basra'ya ihtiyaç var. İstanbul'dan bizde nedir? Takıdır değil mi bu? Ektir bu. Şimdi takı ve ek sadece dan desek ne olmaz? Bir mana anlaşılmaz. O zaman dan bir kelimedir ama kendi nefsinde bir manaya delalet etmiyor. İstanbul'a bitiştiği zaman manası anlaşılıyor. İstanbul'dan, Bayrampaşa'dan. لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهَا ya nefsinde bir manaya delalet etmek şanındandır. Evla veya bir manaya delalet etmek şanından değildir. Demek ki kelime ya nefsinde bir manaya delalet eder veya etmez. Peki, ethane ikincisi, yani kendi nefsinde bir manaya delalet etmeyip bir zamm-i zamimeye ihtiyaç duyan nedir? El harfi harftir. Bütün harfler nedir? Lem yansurdaki lem, tek başına lem ne yapmaz? Nefi ifade etmez. Doğru mu? Lemma yansurdaki lemma tek başına nefi ifade etmez. Ancak lemma yansurun başına gelirse manası anlaşılır. O zaman lemmanın manası zamm-i zamime ile anlaşılmış oluyor. Nefsinde değildir. O bitişmiş olduğu kelimededir. Peki el evvelü birincisi, efani ikincisi, el harf harftir dedi. Vel evvelü birincisi. Birincisi neydi? Kendi nefsinde bir manaya delalet eden imma en yakterine bi ahadil ezmeneti selateti ya üç zamandan birine mukterin olur evla veya olmaz. Başı başına bir manaya delalet eden ya üç zamandan biriyle beraber olur geldi. Geldi dediği zaman geçmiş zaman. Geliyor şimdiki zaman. Gelecek. Hem gelmek işi anlaşılıyor hem de geçmiş zaman işi veya şimdiki zaman işi veya gelecek ne oldu? Manaya yani yansuru, nasara bunu lafız başlı başına bir manaya delalet ediyor mu? Nasara'nın, yansurun manasını anlamak için başka bir kelimeye ihtiyaç var mı? Yok. Nefsinde bir manaya delalet ediyor. Peki bu mana üç zamandan biriyle beraber mi? Elbette üç zamandan biriyle beraberdir. O zaman kalem dedik. Kalem de bir manaya delalet etti mi? Etti. Bunda zaman var mı? Yok. Başlı başına bir manaya delalet eden ya kalem gibi üç zamandan biriyle beraber olmaz veya geldi, gitti, ağladı, yedi, içti gibi bir zamana delalet, üç zamandan birine delalet eder, üç zamandan biriyle beraber olur. Evet. Peki ne diyor buna? Vel evvelu el fi'lu. Ethani el ismu. İkincisi isimdir. Vel evvelu el fi'lu. Birincisi de fiildir. Birincisi hangisiydi? Üç zamandan biriyle beraber olan. Efendim öbürü de hangisiydi? Üç zamandan biriyle beraber olmayan. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا Benim yaptığım bu inhisar deliliyle, بِذَٰلِكَ bu inhisar deliliyle hem ismin hem fiilin hem de harfin tarifleri bilinmiştir. Ne anlaşıldı arkadaşlar? Fiil nedir? Bu inhisar delilinden ne çıkarırız? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle beraber olan fiildir. Çıktı mı bu? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle beraber olmayan isimdir. Çıktı mı buradan? Başlı başına bir manaya delalet etmeyen harftir. Anlaşıldı?